Efendim komisyon nasıl çalışacak? Yetkisi ne olacak? Mesela MİT Genel Kurmayı dinleyebilecek misiniz? 4 saatlik görüntüden bahsetti Başbakan, Sayın Başbakan kayıttan bahsetti. Bunları sizin dinleme, izleme yetkiniz var mı? Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyeleri olarak, milletin doğrudan temsilcileri olarak gerek görüldüğünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu söylediğiniz yetkilerin tamamıyla donatıldığını söyleyebilirim. Ama alt komisyon olarak biz oradaki mağdur yakınlarından başlayarak, ölenlerin yakınları, yaralı kurtulanlar, sağ kurtulanlar, köyün muhtarı, ondan sonra güvenlik birimleri, kaymakam, sivil toplum örgütleri ve oradaki yerel basın yetkilileriyle görüşeceğiz. Bütün hedefimiz şu, en uçtan olayın yaşandığı sıcak bölgeden bu tarafa doğru gelerek oradaki bilgi ve bulguları topladıktan sonra Ankara'da şu anda adli ve idari soruşturma yapan hem Genelkurmay hem Adalet Bakanlığı hem İçişleri Bakanlığı'nın yetkilileri var. Gerekli gördüğümüzde onlardan da bilgi isteyerek bir rapor hazırlayacağız. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani milletin doğrudan temsilcilerinin yılın sonunda yaşanmış müessif bir olay, üzücü bir olayın tüm yönleriyle araştırması hususunda iradesi vardır. Biz gerekli görülen herkesi dinleyebiliriz ama bu bizim çalışmamız bir adım sonraki adımın rehberi olacak biçimde bir çalışma yapacağız. Şu andan ön yargılı davranmak istemiyorum. Komisyon üyeleri arkadaşlarımla birlikte gideceğiz. Orada sorulması gereken, görüşülmesi gereken kim varsa görüşeceğiz. Efendim Susurluk Komisyonu gibi çalışacağınız bir anlamda o tür haberler çıktı. Doğru mu bu? Şöyle, o şekil açısından söylemiştim ben. Alt komisyonlar kuruluyor. İnsan Hakları Komisyonu bünyesi altında. Bu komisyonlar hiç olay bazlı kurulmuyor. Bu yalnızca 34 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir insan hakları ihlalinin araştırılmasıyla ilgili olay bazlı bir komisyon. Susurluk da böyleydi. O olaya münhasır. Dolayısıyla o bir araştırma komisyonuydu. Bu bir inceleme komisyonudur. İkisi arasındaki fark da şudur. Araştırma komisyonları yetkilerini genel kuruldan alırlar. İnceleme komisyonları ihtisas komisyonundan alırlar. Evet. Yani şekil açısından söyledim, muhteva açısından söylememiştim. Tabii biz hakim değiliz, savcı değiliz, yargıç değiliz, müfettiş değiliz. Milletin vicdanını yaralayan bu olayı yine millet adına orada açığa çıkarmak için gidiyoruz. Efendim son bir şey sorayım. Bugün bir gazetede yer aldı telsiz konuşmaları. Orada ölen yani 34 kişinin dışında 6 kişinin de PKK'lı olduğu ve Kandil'e taşındıkları yönünde telsiz konuşmalarından bunun ortaya çıktığı ifade ediliyor haberde. Sizin böyle bir duyumunuz var mı? Şimdi yeni şeyler çıkabilir süreç içinde. Yani olay gerçi bir aya yakın bir süre geçti aradan. Ama herkesin merak ettiği şeyleri biz de merak ediyoruz. Yeni bir takım bilgiler, bulgular ortaya çıkabilir. Yani bunlar çok sürpriz olmayabilir. Çünkü bölge PKK'nın da geçiş yaptığı bölgeler arasında. Bunun böyle olduğunu söylemekte, böyle olmadığını söylemekte haksızlık olur diye düşünüyorum. Biz kendi usul ve yöntemlerimizle orada bir araştırma yapacağız. Belki biz gidene kadar da bir takım haberler çıkacak, onu bilemiyoruz. Bunların doğruluğunu ya da yanlışlığını araştırmalarımız neticesinde biz ortaya koymuş olacağız.